Ben mesela e, en çok eleştiri aldığım birkaç konu var muhafazakar ya da dini hassasiyeti olan kesimlerden e, tanrı kavramını ben kullanırım. Çünkü yani bu o, İngilizce God dersiniz, e, Farsça Hüda dersiniz, e, İslam'dan önce Araplar e, Allah kavramını kullanıyorlardı. Hüda e, yani yine aynı şekilde ilah kavramı kullanılır. Burada Kur'an'ın... Bu noktada İsra suresinde ister Rahman diye çağırın ister ilah diye yani burada esas olan Kur'an'ın istediği e, tek e, var olan, var ve bir olan cenabı ı Hakk'ın e, şirk koşmadan varlığının birliğinin farkında olmaktır. Yani şirk koşma tabiri de, Allah'ın dışındaki varlıklara tanrısal güç atfetmedir. Dolayısıyla tanrı kavramı kullanılabilir. Yaratma kavramı da Arapça bilenler yaratma kavramının insan içinde kullanıldığını bilirler. Hatta bakın çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bizim kelam kitaplarında halgu efalil ibad diye bahisler vardır. Ve çok ciddi tartışmalara konu olmuştur. Üzerinde kitaplar yazılmıştır. İnsan kendi fiilinin haliki mıdır, yaratıcısı mıdır, değil midir? Ya bu bizim geçmişimizde insanlar, ulema çok rahat tartışmış, hiç kimse de kalkıp bir diğerine sen niye yaratma kelimesini kullanıyorsun dememiş. Ama bizim bugün dini hassasiyetlerimiz insanın en önemli vasfı olan yaratma kavramını kullanmamıza bile izin vermiyor. Ha demek ki işte özgürlük Önce zihinde başlar. Kavramlara tutsak olursanız sizi kavramlar özgürleştirmez. Din özgürleştirir. Tespitiniz çok doğru. İslam dininin zaten amacı insanın özgürleşmesine katkıda bulunmaktır. Ve bu bağlamda benim sizin atıfta bulunduğunuz cümleyi tekrarlamak istiyorum. Adı ne olursa olsun bir din insanı özgürleştirmiyorsa o din insanların köleleşmesine, köleliğin meşrulaşmasına zemin hazırlar. Aslında köleliğin meşrulaşması kölelikten daha kötüdür. Çünkü artık köleliği siz içselleştirmiş olursunuz. Özgürleşemezsiniz. Normalleştirmiş oluyorsunuz. Tabii çok daha tehlikelidir. O yüzden yaratma kavramı insan içinde kullanılır. Hatta ben daha ileri bir cümle kuracağım. Cenab-ı Hak diğer varlıklar içerisinde sadece insanı yaratıcı yetilerle donatmıştır. Bakın buna giden süreci direkt Kur'an'dan hareketle izleyenlerimizle paylaşalım. Bakara suresinde Cenab-ı Hak der ki ve allemel Adem'e el esma yani Adem'e isimlerin öğretilmesi. Şimdi ne demek Adem Kur'an dilinde semboldür. Hem ilk insan olarak anlayabilirsiniz hem insanın insanlığın sembolüdür. Burada insanlaşma süreciyle alakalı bir başlangıca dikkat çekilir. Nedir o? İnsanoğlu isimleri öğrenir. Bunun anlamı isimlendirme yetisidir. Varlıklara isim verebilme, bir diğer açılımı soyut düşünebilmedir. Soyut düşünme bakın diğer varlıklar da düşünür canlı varlıklardan söz ediyorum. Öyle ya da böyle kendi düzeylerinde bir düşünme vardır. Ama bu düşünme insan söz konusu olduğu zaman soyut düşünmeye kayar. Artık biz kelime ve kavram üretebiliyoruz. Bunlarla düşünüyoruz. İşte bakın özgürlük düşüncede başlar derken kendi yarattığınız kelime ve kavramlara tutsak olursanız özgürleşemezsiniz. Çünkü kelime ve kavramlar insanın ufkunu, düşünce ufkunu belirler. İşte zaten Kur'an'da e, meleklerin Adem'e secde etmesi, bunu literal secde olarak da anlayabilirsiniz ama bunun üst anlamı insanın meleklerden daha üst bir seviyeye çıkmasıdır. Yani bu neyle olur? İşte soyut düşünmekle, kelime ve kavram üretmekle ve hür iradeyle, özgürlüğü olan bir şeydir. İşte Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği bu yetiyi biz bugün ihmal ettik. Yani ben çok fazla e, genelleme yapmaktan haz etmem ama eğer siz yaratıcı yetilerinizi kullanamazsanız özne olamazsınız. Özne olamazsanız üretici olamazsınız. Üretici olamazsanız size biçilen rol tüketiciliktir. Şu anda işte 1 milyar 800 milyona yaklaşan Müslümanlara bu dünyada biçilen rol nedir? Üreticilik değildir. Tüketiciliktir. Sebep ne? Biz özellikle son iki asırdır bilimde yokuz, sanatta yokuz ve dolayısıyla evrensel ölçekte yaratma sürecinin dışında kaldık. Belki de bu yüzden işte yaratma kavramını kullanırken bile rahatsızlık duyuyoruz. Çünkü korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Zihnimizdeki tabulların yıkılmasından korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Evet özgürlük köleliği içselleştiren insanları korkutur.